Şu beşliği çek. Bunların bakışlarına bayıldım. Bunlar burada olduklarına inanamıyormuş. Çasına oturuyorlar. Nereden geldiniz siz? Zonguldak'tan. Beraber hep beraber Zonguldak'tan mı geldiniz? Hangi üniversiteniz? Ha, Bülent Ecevit Üniversitesi de burada. Onlar da söyleyeyim. Celal Bayar Üniversitesi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Ve bizlerle beraber hepsi çok başarılı gençler, harika gençler. Allah seni ne yapmasın. Unutmadı onu. Çek, Medipol Üniversitesi'nden de 4 kişi, 3 kişi. Şu anda arkada harika bir ekip bizi bekliyor. Ve ilk olarak kadınlar Türkiye'nin gururu, gururu. Gerçekten gururu. Bu senenin şampiyonu, Venüs Sultanlar Ligi'nde 2016-2017 şampiyonu, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı buraya atıyorum. Efendim hemen sırayla tanıyalım. Eda seni biliyoruz. Böyle yavaş yavaş gidelim. Takım kaptanından başladık. Merhabalar. Bahar. Bahar. Ezgi ben. Ezgi. Melis. Melis. Merve. Merve. Meliha. Abi bütün isimler böyle voleybolcu ismi gibi değil mi? Böyle isim Seda, Melis, Merve. Sen atladın mı? Meliha. Şeyma. Şeyma. Ergül. Ergül. Dicle. Dicle. Polen diyelim arkadaşımıza da. Nerede? Yabancılar nerede? Yabancılar ülkelerine... Ha, ülkelerine döndüler. Evet. Onları da buradan tebrik ederim. Harika bir lig, zorlu bir lig maratonu. Ve bu sadece Türkiye'de bizim bu şampiyonluk değil. Ayrıca Dünya Kulüpler Şampiyonu bu takım. Doğru mu? Evet, aynen. Ayrıca Avrupa Şampiyonu bu takım. Onun için bir büyük alkış daha hak ediyorlar. Neden iki kupa var? Bir tanesi? Bir tanesi lig, bir tanesi Türkiye Kupası. Bir tanesi lig, bir tanesi Türkiye Kupası. Madalyalarımızı da takmışız. Önümüzdeki sezon Ekim ayında açılacağı için şimdi biraz boş vakitleri var. Milli takım için çalışacaklar. Hemen senden dinleyelim. Bak, ha. Öncesinde sana şöyle bir takım formamızı imzalı. Harikasınız. Bana tam olabilecek. Biz de öyle düşündük. Mükemmel. Gerçekten de müthiş. Müthiş. Çok teşekkürler. Ben bunu biraz diktiririm. Bundan bana bir eldiven çıkar nihayetinde. Ya bunu biz gururla taşırız ya. Vallahi hem Fenerbahçeli olmaktan dolayı. Biraz anlatın duygular ne, düşünceler ne, nasıl geçti? Yoğun bir sezon geçti bizim için. Sezona çok iyi başlayamadık ama sezonun ortasında Türkiye Kupası'nı kazandık. O yüzden iki kupamız var. Evet. Biri Türkiye Kupası, ikinci kupamız da Türkiye Ligi şampiyonluğu. Yoğun geçen, özellikle zorlu geçen bir sezon oldu ama inanılmaz duyguların yaşandığı bir sezon da oldu aslında diyebilirim. Aslında zorlu geçmesi çok güzel değil mi? Bütün takımlar çok kuvvetli ve harika takımlar var. Yani sadece voleybolda değil. Biz buradan kadın basketbol takımlarının da hepsini bir alkışlayalım. Çünkü onlar da harika işler yaptılar. Ben unutmadan aklımdakileri söyleyeyim. Erkeklerde de Halkbank şampiyon oldu. Onları da buradan tebrik ederim. Evet. Evet. Bayanları niye çağırdınız? Kadınlar geldi ki. Evet, devam edelim. Sonrasında lig finalini Galatasaray'la yaptık. 52 yıl aradan sonra Türkiye'de tekrardan iki spor kulübünün müthiş derbi finali oldu. Çok güzel. Ve gerçekten finale yakışır bir karşılaşma seyrettik oldu. Maçı, 3 maçı da 3-0 kazandık. İki ekip de, iki takımın taraftarları da çok ateşliydi. Sonuçta derbiyi kazanan taraf biz olduğumuz için tabii ki de mutluyuz. Her zaman. Ama yani, Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz. Çok iyi bir mücadele sergilediler. Ben bir görüntümüz var maçla ilgili. Sadece maç değil, görüntünün içinde başka duygusal anlar da var. Eğitici, öğretici anlar var daha doğrusu. Bir izleyelim görüntümüzü, sonra devam edeceğiz. Natalya servis kullandı. Aslı ve Fenerbahçe şampiyon.
sezonunun şampiyonu Fenerbahçe oluyor. Ve işte kupa, şampiyon Fenerbahçe oluyor. Evet, şimdi de daha güzel bir fotoğraf gelecek gerçekten de. İşte bu tarihi bir fotoğraf. Bunu ayakta yani ayakta alkışlamak lazım gerçekten. Ya bu şöyle biraz duyguları şu an, ya bu sahip taşıyacak. Ver ben tutayım istersen sen konuş ver. Ağır biraz yalnız. Ver, yo yo al. Al, ben nerede sendeki o spor kabiliyeti bizde. Alayım ben. Çekerim tamam. Al evet. Mersin. Bir taraftan da çok güzeller ya. Ay, vallahi harikalar maşallah yani. Çok utandık şu anda. Evet. Bu Galatasaray'la yani yenilen bir takım bir de derbi yani yılların mücadelesi ama beraber o resim ne kadar güzel oldu. Ne oldu? O anda mı çıktı? Öncesinde kim vallahi olursa biz onun yanına gideriz denmiş miydi? Hep beraber karar verildi bir anda. Onlar ama, geldi bak, biz gittik. Ama o da ne var biliyor musun güzel olan? Ben izledim. Yani suratlarda bir hüzünlü bir tamam kaybetmişler bir de yani hani önemli de bir şey. Ama bir hüzün ifadesi yok. Sizle beraberken herkes çok gülüyor. Herkesin keyfi çok yerinde. Sanki böyle... Ya yapalım şunu bir mesaj verelim güzel bir şey olsun artık ihtiyaç var gibi bir durum oldu yani. Ya biz sporcular için de çok keyifli bir anı. Çünkü evet. Sahada bir hırs var, rekabet var ama sonrasındaki dostluğu göstermek bence çok anlamlıydı. Harikaydı. Galatasaray'ı da buradan bu hareketten dolayı tebrik ederim. Peki. Sen neler düşünüyorsun? Yani güzel bir fotoğraf oldu. Evet. Yani bu iki kupayı yan yana taşıyoruz. Şimdi Bahar abla taşırken küçük görünüyor kupa mı? Ben sen, özellikle aldım sen kupayı. Sen şey değil mi? Siz ikiniz... Ben pasörüm. Pasör. Libero arkadaşım. Paser. Paserim ha? Paser, libero. Evet. Harika. Sen neler düşünüyorsun? Ben de çok mutluyum tabii ki herkes gibi. Verilen mücadele sahada kaldı. Daha sonrasında birlikte dostluk pozumuzu verdik. Peki bir şey söyleyeceğim. Bütün erkek takımları... Yani Türkiye'de spor biraz erkek hegemonyasında gelişti. Yıllar yılı. Futbola bu kadar yatırımlar, milyon dolarlık yatırımlar, her şey, bütün kulüp falan filan. Fakat başarılı takımlara baktığımız zaman hep kadınlar. Yani basketbolda kadınlar, jimnastikte kadınlar, voleybolda kadınlar. Nedir bu? Yani bunun sırrı nedir? Bir kere evi kuran, yöneten kadın. Harika. Her şey orada başlıyor. Orada en büyük şeyi ailemizi yönetiyoruz. Oradan çıkıyoruz, iş hayatında çok başarılıyız. Çünkü yönetmeyi biliyoruz ilk başta. Tabii ötekiler gidip yatıyor. Veya maçtan sonra ne yapsa adamın şeyi yok yani. Ama düşünsenize antrenman yapıyoruz, maç yapıyoruz, evimize gidiyoruz. Kendi yemeğimizi hazırlıyoruz. Yemeğimizi hazırladıktan sonra temizlik yapıyoruz. Yani ertesi güne tekrar hazırlanma sürecimiz. Ya bunlar çalışan kadınların hepsi anlar. Çok zor bir süreç ama yaptığınız işi sevdiğiniz sürece... size zor gelmiyor. Hem hayata devam et, hem yuvayı kur, hem de şampiyon ol. Evet. Evet, zor işler gerçekten de. Buradan gidelim. Hisleriniz neler hissediyorsunuz? Merve'nin söylediğine gerçekten üstüne diyecek bir şey yok yani. Her şeyi söyledi. Galatasaray'a müthiş bir derbi maçlarımız oldu. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Peki bundan sonra neler olacak? Senden alalım. Şimdi neler bekliyor Fenerbahçe'yi? Zaten sezon bitti dediğimiz gibi. Milli takım, yaz boyunca milli takım için çalışacağız. Önümüzdeki sezon zaten Fenerbahçe yine en üst seviyeleri hedeflediğinden dolayı yine çok güçlü bir kadro kurup yine şampiyonluk için kadro mücadele edeceğiz. Kadro değişecek mi? Bu kadro kalır mı? Gidenler olur mu? Var mı aranızdan bildiğiniz yani, tüyolar bir şeyler? Şu anda bir şey söylemek için erken. Daha yeni sezon bitti. Kalıyor mu ya? O kıza bayılıyorum ben. Bizim ya kim? Ne? Koreli. Ha, Koreli. Ya o bilmiyorum şu anda ben bir şey söyleyeyim. Abi o nedir ya? Ben bugün valla o gelir diye de çok valla. Aynen. Neyse biz olduk. İnsan bir ümittir bekliyor yani. Devam edelim. Alır şovu götürürdü sizden haberiniz olsun. Vallahi keşke gelse de programa katılsa. Çok da popüler mi o? Yani böyle popüler bir havası var onun yani. Acayip popüler. Orada kendi ülkesinde de sürekli programlar kendi çekiyor yapıyor. Ha kendisi yapıyor. Tabii bayağı alıyor götürüyor yapıyor. Türkiye'de kalmaya niyeti var mı? Burada kalmaya? Vallahi çok seviyor Türkiye'yi. Biz de bırakma niyetlisi değiliz. Hiç. Mükemmel. Bakalım. Ne diyor başkan ne diyor? Yukarısı ne diyor bu işlere? Transferlere mi? Yok hayır takımın başarısına herhalde kaçıncı sene? 5 sene şampiyonluk. Bu... Tabii ki de şampiyonluk önemli ama Galatasaray'a karşı alınan bir şampiyonluk çok çok daha önemli bizim kulübümüz için. 3 maçı da 3-0 kazandığımız için hepimiz çok mutluyuz. Aranızda konuştunuz mu? Biz set vermeyeceğiz falan mı dediniz? Bu nedir ya?
Yok öyle bir şey yapmadık. Biz sahaya çıktığımız zaman şampiyon olacağımızdan emindik. Hepimiz bütün üstümüze düşen görevin en iyisini yaptık. Ve sonuç olarak da 3 maçta 3-0 bitti. Mükemmel. Polen, nedir başarının sırrı? Herhalde yıllardır aynı takımla beraber devam ediyor olmak da var bunun içinde. Yani tabii ki senin de söylediğin gibi uzun süredir beraber çalışıyoruz hepimiz. Hem mil takımlarda hem kulüp takımlarında. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Hem dışarıdaki arkadaşlıklar çok iyi. Saha içine de yansıyor bu tabii ki. Kesinlikle. Böyle de şampiyonluklar geliyor. Ne diyorsun peki? Yani basketbol takımımız çok iyi. Kadın basketbol, evet. Erkek basketbol mükemmel. Evet. Kadın voleybol harika gidiyor. Futbol takımımız için bir şey söylemek ister. Sizden hiç mi bir örnek alınmıyor acaba? Yani hani... Lan bir şey yapıyor bunlar, şunların yaptığını aynısını yapsak denmiyor mu, ne oluyor? Yani şimdi kadın sporlarında evet dediğin gibi bir daha başarılıyız aslında. Hani futbolcularla ilgili ne diyeyim, başarılar dileyim yani, pek evet. Şey söylemeyeyim. Valla biz de başarılar diliyoruz ama herkesin de hakkını vermek lazım. Beşiktaş'ı da olur olmaz bilmiyoruz ama tebrik ediyoruz, harika iş çıkartıyorlar. Efendim, bu da Beyaz Show'dan size nacizane, içinde bir şey yok, sadece bir kutu böyle verdik. Beyaz Şov'un madalyalarından hepinize birer tane. Çok güzel. Rica ederiz. İşte bizim madalyamız da bu kadar. Şampiyon takımı Fenerbahçe'yi bir kere daha büyük alkışlar onlar için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Önümüzdeki sene için başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Son bir şey söylemek ister misiniz seyircimize? Çok teşekkür ederiz biz buraya davet ettiğiniz estağfurullah. İçin. Estağfurullah. Çok büyük keyif aldık. Buraya değil, siz bence... O türbünü boşaltmayan o inanılmaz bir taraftarınız var. Bence onlara teşekkür evet, edin. Evet yani. Zaten. Söylediğin gibi Fenerbahçe camiası çok büyük bir camia. Ve inanılmaz bir taraftar var arkamızda. Deplasmanda olsun, kendi evimizde olsun her zaman yanımızdalar. Onlara sonsuz teşekkürler. Bizi desteklemeye devam ederler inşallah. Bizler de sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Alkışlar da onlara yolluyoruz. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,